Herkese merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Suif ve yine mükemmel bir video ile sizlerle beraberim. Bugün Roblox'a Bayıldama for Treasure, yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ve bugün sizlerle arkadaşlar uçan hava balonu yapacağız. Eğer Kapadokya'ya gittiyseniz orada peri bacaları var arkadaşlar. Ve orada genellikle uçan hava balonlarına biniliyor. Tabi biraz pahalı ama şu son günlerde. Bir de korona var arkadaşlar, bayağı kalabalık, olmasına izin verilmiyor. Ama orada uçan balonlar var gördüğünüz gibi. Hatta şu anda resmini koyarım belki. Ve bugün o balonlardan birini yapacağız arkadaşlar. Gemi yapma oyununda uçan hava balonu yapacağız ve üzerine üstelik Türk bayrağımızı da dikeceğiz ki yabancılar Türk olduğunuzu anlasın arkadaşlar. Evet, bugün gerçekten güzel bir video ile sizlerle beraberim şimdi. Bu arada arkadaşlar, videoya geçmeden önce Çağlar isimli bir kardeşim benden 1050 altın kazandı. 1050 altın ucuz olduğu için kendi hesabımdan satın alabilirim. Dolayısıyla hemen kendisine gönderiyorum. Evet, şu anda kendisine gönderdim. Güle güle harca kardeşim, güzel. Bir sonraki videoda ne vereceğimi bilmiyorum. Zaten bir sonraki videoda açıklarım ne vereceğimi. Güzel. Şimdi yapımızı yapmaya başlayabiliriz. Fazla zaman kaybı yaratmak istemiyorum sizlere. Zamanınızın değerli olduğunu biliyorum. Şimdi yere rastgele herhangi bir tane blok koyun arkadaşlar. Yere rastgele bir blok koyduktan sonra bunun üstüne titanyum bloğu koyun ve altındaki rastgele bloğu silin. Ardından elinize metreyi alın. Metrenizin ayarını 2'ye alın arkadaşlar. Metrenizin ayarını 2'ye aldıktan sonra bunu 20'ye 20 yapmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bir dakika, göreceksiniz zaten. Bunu 20 olana kadar genişletin. Bakın sağ taraf 20 oldu şu anda, görüyorsunuz. Bir de sol tarafı 20 olması gerekiyor. O yüzden sol taraf 20 olana kadar genişletiyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 22 20 oldu arkadaşlar. Bu şekilde olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra en köşeye bir tane daha titanyum blok yerleştirin şöyle. Daha sonra bunun etrafını çevirin arkadaşlar. Burası basit zaten. Şöyle klasik yapı yapıyoruz burada arkadaşlar. Çok da zor değil. Rahat bir şekilde herkesin yapabileceği bir şey ve İngiliz anahtarı kullanmayacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani işiniz gayet kolay arkadaşlar. Pek tornavidalıkta bir iş yok. O yüzden gayet metreyle ve bloklarla rahatça yapabileceğiniz bir şey arkadaşlar. Güzel. Bunu bu şekilde yaptığınız gibi, gördüğünüz gibi elimizde böyle bir şekil oldu arkadaşlar. Daha sonra metreyi elimize alıyoruz ve en alttaki zemine tıklıyoruz. En alttaki zemine tıkladıktan sonra bunun ortası neresi? Bakın ortası burasıymış. Mouse'umu buranın üzerinde tutuyorum arkadaşlar ve buradan tekrardan elime çekici alıyorum. Buradan titanyum rota tıklıyorum. Tekrardan ortayı belirliyorum ve evet, mouse'umu buranın üzerine getirip tekrardan elime çekici alıp titanyum rotu buraya yerleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi buranın şu anda tam ortasında bir tane titanyum rot var arkadaşlar. Daha sonra geliyorum ve bana ne gerekiyor? Yay gerekiyor arkadaşlar. Süspansiyon gerekiyor. Buraya bir tane şu şekilde süspansiyon koyuyorum. Tam bakın gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Daha sonra bunun üstüne bir tane daha titanyum blok koyacağız arkadaşlar. Şöyle gözükmesi gerekiyor. Aynen. Bunun böyle gözükmesi gerekiyor. Buraya kadar yaptıysanız çok iyi. Tamam. Bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar balonu almanız gerekiyor. Balon alacaksınız. Evet, balonu şu şekilde buraya ortaya koyuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra metrenizin ayarını 0 alıyorsunuz ki rahatça yapalım arkadaşlar. Çok da sıkıntı çıkmasın. Bunun köşelerini şu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Hop şöyle. Hop bunu böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Tamamdır. Çok iyi. Evet. Balonu maviye boyayalım arkadaşlar. Bu balonu maviye boyamayalım. Neye boyayalım? Yeşile boyayalım. Bu balon yeşil kalsın. Tamam. Daha sonra arkadaşlar sürücü koltuğumuzu yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bunun ön tarafı neresi? Mantık olarak burası. Biz buradan yola çıkacağız. O yüzden sürücü koltuğumuzu buraya koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle sürücü koltuğumuzu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra bize ne gerekiyor? Aa, bir dakika, bu çok ortada olmadı galiba. Ben simetri hastasıyım. Ortada dur. Heh, tamam. Evet. Koltuğu ortaya şu şekilde koyduk. Ortada değil mi lan? Heh, tamam, ortadaymış. Güzel. Daha sonra arkadaşlar geliyoruz ve iki tane gemi motoru alıyoruz arkadaşlar. Bu ileri geri yapmamız için, yani hareket edebilmemiz için arkadaşlar. Yoksa tabii ki de uçabiliriz ama ileriye geri yapmamız daha güzel olur. Hem etrafı gezeriz. O yüzden bunu kullanırsanız daha iyi olur. Bu arada merging level kırmızı da olacak, haberiniz olsun. Buradan move 1'de kalsın. Tamam. Şuraya bir tane koyalım. Şuraya da bir tane koyalım. Evet. Böyle bir şekil oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi İngiliz anahtarı kullanmayacağımız için birazdan yapacaklarımı yapın arkadaşlar. Yoksa İngiliz anahtarı kullanmak zorunda kalırsınız. Ki gerek yok bence, kullanmayın arkadaşlar. Öncelikle yere bir tane balon koyuyorsunuz tam şuraya. Balonu koyduktan sonra balonun da önüne bir tane şu şekilde switch, yani şalter koyuyorsunuz arkadaşlar. Ardından balonu silebilirsiniz ve koyduğumuz sürücü koltuğunu da silebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu şu anda. Şimdi yapacaklarımı yapın arkadaşlar. Tekrardan geliyorsunuz ve balonu alıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi burada merging level önemli. Burada merging level kırmızı da olmak zorunda. Merging level'ı kesinlikle kırmızıya alın arkadaşlar. Daha sonra bunun üzerine bir
İki tane koyuyorum arkadaşlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi en alttakini biraz daha genişletiyorum. Yani şöyle yapsam yeterli olacaktır arkadaşlar. Aynen, en alttakini şu şekilde genişletiyorum. Daha sonra bunların da rengini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ne olsun? Bu şöyle bir renk olsun. Bu da yine yeşilin bir ton olsun. Çünkü yeşil en sevdiğim renk, kusura bakmayın. Evet, tamam. Böyle olursa güzel olur arkadaşlar. Çok iyi, tamamdır. Evet arkadaşlar, şu anda yapacağım çoğu şey bitti. Şimdilik buraya pilot koltuğu demişim. Araç koltuğumu yerleştiriyorum ve şimdi isterseniz hafiften bir balonu yapmaya başlayalım arkadaşlar. Çünkü şu anda mekanizmayı yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber balonu yapacağız ki bence burayı dikkatli izleyin. Çünkü Türk bayrağı falan da yapacağız ya, güzel olur arkadaşlar. Ama bu mekanizmayı kesinlikle %100 yapın arkadaşlar. Bu mekanizma önemli, tamam mı? Buradan geliyorum ve plastik bloğu alıyorum. Şuraya koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra metremle üzerine tıklıyorum. Metremin ayarı 0.5 olsun. 0.5 adamdır ya. 0.5 olsun aynen. 0.5 de metreyi şöyle iyice inceltiyorum. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu. Bunu 0.2 mi yapsam? Yani evet, böyle daha iyi. Hem daha hafif olur arkadaşlar. O yüzden 0.2 yaptım. Şöyle bunu genişletiyorum arkadaşlar. Tam şu hizada olursa, demirle aynı hizada olursa alttaki, güzel olur arkadaşlar. Şöyle. Aynen böyle güzel oldu. Tamam. Bunu bu şekilde yayıyorum arkadaşlar. Şöyle hop. Şurayı da yay. Hop. Şöyle etrafa bunu iyicene yayıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şurayı da yayarsak güzel olur. Hop. Şöyle yaparsam çok güzel olur. Aynen. Oldu herhalde. Tamam. Güzel. Şunu biraz da şuraya çekmem gerekiyor. Biraz da şuraya çekmem gerekiyor. Aynen. Güzel oldu herhalde böyle. Tamam. Çok iyi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burayı bu şekilde kapladım. Doğru kapladığınızdan emin olmak için tabii ki de yine buraya bakacaksınız. 20'ye 20 olması gerekiyor arkadaşlar. Doğru kapladığınızı anlamanız için. 20'ye 20 ise herhangi bir sıkıntı yoktur. Rahat olun arkadaşlar. Daha sonra en köşeye geliyorum ve buraya bir tane bloğu şu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra arkadaşlar koyduğumuz bu bloğu yine şu şekilde inceltiyoruz ve bunun yanlarını yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hop, hemen hızlı bir şekilde yapalım fazla vakit kaybetmeden. Hop, buraya da bir tane koydum. Bunu da aynı şekilde incelttim. Aa, burası niye böyle oldu? Şurayı bir tık. Heh, tamam güzel. Hop, şöyle yapalım. Evet, burayı da aynı şekilde böyle göz zevkinize göre arkadaşlar doldurun. Köşelerde minik hatalar olursa canınız sıkılır. O yüzden dikkatli yapmaya çalışın arkadaşlar. Ki eğer benim gibi simetri hastasıysanız bayağı sıkıntı olur bu sizin için. Ki ben evet simetri hastasıyım arkadaşlar. Çok sinirim bozulur eğer herhangi bir küçük bir aksaklık olursa. Evet, böyle gördüğünüz gibi etrafı çevirdim arkadaşlar. Hop, şöyle şuraya tık yapalım. Şurayı bir tık kısaltmam gerekiyor. Hop, şöyle. Aa, niye olmuyor? Aa, sinirim bozuldu. Metremin ayarını sıfıra alacağım. Dur. Niye öyle oldu orası? Sinirim bozuldu. Dur şöyle. Heh. Hop, tamam güzel. Oh tamam, oh. Oh, rahatladım şu anda. Tamam güzel. Evet, bunu bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra metremin ayarını buradan kaç alayım? 2 alayım. Tamam, 2 iyidir abi. Evet arkadaşlar, daha sonra metreyle herhangi bir köşeye tıklıyorum ve bunu yükseltiyorum arkadaşlar şu şekilde. Hop, şöyle 18'e kadar yükseltsem yeterlidir. Aynen, 2.18'e kadar bunları yükseltiyorum. Tabi siz isterseniz hatta 20 olsun, 2.20 olsun değil mi? Aynen, 2.20'ye kadar yükseltelim bunları arkadaşlar. Hop, şöyle. Evet arkadaşlar, siz de bu şekilde istediğiniz gibi yükseltebilirsiniz. Hop, şöyle 2.20 iyidir arkadaşlar. Aynen, gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu. Daha sonra buranın ta en köşesine bir tane daha blok koyuyorum. Bunu niçin kullanacağımı birazdan öğreneceksiniz. O yüzden fazla merak etmeyin arkadaşlar. Hop, tamamdır. En alttakini de şu şekilde kısıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu tabii ki de tavan olacak arkadaşlar. Yine tarzımaki gibi metremin ayarını 0.2'ye alıyorum buradan. 0.2'de olması iyi olur bizler için. Hop, şöyle bunun üzerine de kaplıyorum arkadaşlar ki evet şu anda evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde her tarafını kaplamış olduk sizlerle beraber arkadaşlar. Daha sonra bunun şöyle üzerine birkaç tane kare daha ekleyeceğim ki güzel gözüksün arkadaşlar, ki daha güzel gözükebilir şu anda. Tam da mükemmel oldu diyemeyiz arkadaşlar. Şöyle bunu silelim. Dur, tam aslında köşeye koymamıza gerek yok. Bunu silelim. Bunu tam ortasına koyalım arkadaşlar. Tam belli olmuyor ama niye belli olmuyor? Belli olmuyor. Nasıl koyacağım ki? Dur. Kırmızıya boyalım. Ne de olsa kırmızı yapacağız abi. Şöyle her tarafını kırmızı yapalım arkadaşlar. Şunun hop. Tamam. Şimdi bunun tam ortasını arkadaşlar şöyle metreyle seçelim. Ortası neresiymiş? Burasıymış. Buraya bir tane daha bundan koyalım. Daha sonra burayı seçelim. Buraya da bir tane koyalım. Burayı da seçelim. Buraya da bir tane koyalım. Yani her köşesinin, her kenarının pardon, ortasına bir tane blok yerleştiriyorsunuz. En üste de yerleştiriyoruz. Hop, tam şuranın ortasına arkadaşlar. Hop, bam. Güzel. Evet, gördüğünüz gibi bunları yerleştirdik. Bunlar ne oğlum diye soracak olursanız hemen metremin ayarını buradan kaça alalım? 1 alalım. 1 iyidir abi. Evet, 1 gayet iyidir. Bunları şu şekilde
kıstırıyoruz arkadaşlar ve buralara yayıyoruz şöyle. İstediğiniz kadar boyutta yapabilirsiniz bunları. Göz zevkinize bağlı arkadaşlar. Ben bu şekilde yapacağım. Siz de istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, haberiniz olsun. Ben bu boyutta yapmak istedim arkadaşlar. Hop şöyle bunları yayıyoruz bir güzel. Hadi bakalım, evet. Şöyle şurayı da yayalım. Tamamdır, çok iyi. Evet, gayet iyi şu anda. Tamam, güzel. Eşit oldu değil mi? Evet, eşit oldu ve herhangi bir sıkıntı da yok. Ve bunu her tarafına yapıyoruz arkadaşlar ki başarılı bir şekilde güzel gözüksün arkadaşlar. Daha bunların üstüne Türk bayrağı da ekleyeceğiz bildiğiniz gibi. O yüzden hemen elimizi çabuk tutsak iyi olur. Hemen şöyle buraları da yapalım. Hop, tamamdır. Çok güzel. Son olarak şu son iki yeri de yapmam gerekiyor arkadaşlar. Hemen halledelim oraları da. Hemen şuraya koyuyorum. Sizler de bu arada videoyu izleyerek benimle aynı anda yapabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Takıldığınız yerde videoyu duraklatırsınız, geri sararsınız ve ne yapmanız gerektiğine bakarsınız arkadaşlar. Yani anlayacağınız benimle beraber siz de yapabilirsiniz. Şurası biraz yukarıda kalmış. Heh, aşağıya indirelim şöyle. Tamam, şurayı da bir tık yukarıya kaldırırsam güzel olacak gibi ve bir tık da sola çekersem. Aynen, burayı biraz daha aşağı indirmem gerek. Burası da yukarıda kalmış zaten. Heh, tamam, güzel, her taraf eşit oldu şu anda. Güzel, şimdi yukarı tarafı da şu şekilde indiriyorum ve burayı da aynı şekilde eşitliyorum arkadaşlar. Son yerimiz burası. Burası da dediğim gibi son yerimiz arkadaşlar. Burayı da hemen hallettikten sonra işimiz bitecek, merak etmeyin arkadaşlar. Sadece Türk bayrak demek kalacak. Aa, şu anda gördüğünüz gibi plastik bloğum bitti. Plastik bloğum bittiği için hemen geliyorum ve marketten biraz daha plastik blok satın alacağım. Nerede abi plastik bloklar? Evet, 300, tamam. Hemen şöyle satın alalım. 50 tane yeter mi bilmiyorum. Hemen deneyelim bakalım. Yetmezse hatta 2 tane 2.50'lik satın alalım bundan. Çok da sıkıntı olmayacaktır. Güzel. Tamam, şimdi tekrar deneyelim. Şimdi bloğum büyük ihtimalle yetecektir arkadaşlar. Hop şöyle, tamamdır. Zaten altının bayağı bol. İstediğim kadar alabilirim. Güzel. Evet, bunu bu şekilde kapladıktan sonra arkadaşlar bunları biraz daha şöyle koyu kırmızı, bizim bayrak kırmızımızdan yapabiliriz arkadaşlar. Bakalım hangi renk. Bu biraz solgun bir kırmızı. Bu kırmızı olmamalı bizim bayrağımızın rengi. Durun bakalım, şu kırmızı olabilir. Tamam, o zaman bu olsun arkadaşlar. Bunun üzerine bayrağı yaparız. Tamam, şöyle bunları koyu kırmızı yapalım. Şöyle kan rengi, bayağı bayrağımızın kanından yapalım. Evet, gördüğünüz gibi. Tamam, güzel. Bu renk yeterli olacaktır. Şimdi buraya Türk bayrağı isterseniz yapabilirsiniz. Ben yapacağım. Neyden yapsam ki? Yine plastikten yaparım büyük ihtimalle. Aynen. Plastik oyunun bildiğiniz gibi en hafif bloğu olduğu için bununla yapı yapmak da kolay oluyor arkadaşlar. O yüzden şöyle şuraya bir tane koyuyorum arkadaşlar. Tam neresi oluyor bir göstereyim orayı da. Tam ortanın sol üst çaprazı. Tabi bu zorunlu değil arkadaşlar. İsterseniz yapabilirsiniz. Yapmak zorunda değilsiniz ama ben ülkemi temsil etmeyi yabancı oyunlarda çok severim. O yüzden buraya elimden geldiğince basit de olsa bir Türk bayrağı yapacağım arkadaşlar. Siz de isterseniz tabii ki de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım. Hop, şurayı da koyalım. Tam ortalamaya çalışacağım ve bunu her köşesine uygulayacağım. Hatta isterseniz ben bu bayrağı, yani sadece bir köşesini yaptıktan sonra videoyu duraklatayım. Diğer yerleri yapayım ki zamanınızı çok çalmayayım arkadaşlar. Hop şöyle. Hop, tamam, güzel. Hop şöyle şuraya da bir tane koyalım. Aynen, tamam. Basit bir bayrak, yani basit bir hilal şekli oldu şu anda. Hop, tamamdır. Buraya da normal yıldızlarımızdan koyacağım arkadaşlar. Bunu her tarafına uygulayacağım. Bakın şu yıldızdan koyacağım. Sizde umarım vardır bu. Hop şöyle şu yıldızdan buraya koyacağım. Evet, çok güzel durdu. Gerçekten çok güzel durdu. Ben buna selam dururum. Evet, dur. Şunu beyaza boyamam gerekiyor sadece. Dur şöyle. Şuraları beyaza boyayalım. Aynen. Şöyle. Yıldızımızı da beyaza boyayalım. Evet. Selama duruyorum. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Hatta şu köşelere birer tane daha pembe blok koyabileceğimi düşünüyorum. Şöyle. Hop. Şöyle olsa daha mı iyi olur? Yani bence biraz daha iyi olabilir. Yani görünüş açısından. Yani evet, biraz daha iyi durdu diyebiliriz. Durun bakalım. Şöyle. Hop şöyle yaparsam. Aynen, ben bunu şöyle her köşeye göre ayarlayayım bunu arkadaşlar. Gayet güzel gözüküyor, baksanıza. Aynen, gayet güzel gözüktü. Bunu üst tarafa da yapacağım arkadaşlar. Şöyle hop. Aynen, ilk hale daha iyi. Tamam, böyle iyi arkadaşlar. Bunu her tarafına uygulayacağım ve daha sonra harekete geçeceğiz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sonunda sıcak hava balonumuz bitmiş bulunmakta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her tarafına Türk bayrağı koydum. Sadece üst tarafına koymadım. Ona da gerek olduğunu düşünmedim ve evet, şu anda her dört tarafında da Türk bayrağımız var. Bunu isterseniz kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle, hatta şu şekilde kaydedelim. Benim altın diye gereksiz bir soru. Aynen, uçan balon yerine kaydedelim bunu. Save diyelim. Yes diyelim ve şunu kaydedelim arkadaşlar. Daha sonra bunun alt kısmı var. Alt kısmını ne renk yapacağız diye soracak olursanız, isterseniz kahverengi yapabilirsiniz. Kahverengi güzel durabilir. Aynen. Kahverengi yapalım alt tarafında arkadaşlar şu şekilde. Normalde yeşil kullanmayı çok seven birisiyim biliyorsunuz ama bu sefer bir değişiklik olsun. Aa, bunun alt tarafı pembe kalmış. Durun, alt tarafını da şu şekilde kırmızı yapalım. Heh, tamam, evet. Bunu tekrardan kaydedeceğim şimdi arkadaşlar. Renklerini değiştirdim
diyorum çünkü. Uçan balon diyorum, save diyorum, yes diyorum ve evet, kaydediyorum ve uçan balonumuz hazır. Şimdi gelelim bunu nasıl kullanacağımız arkadaşlar. Şu şekilde select all deyip ankoru kapatarak veya oyunu başlatarak bunu başlatabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi sadece ileri geri yapıyor arkadaşlar. Ama eğer önünüzdeki şalteri kaldırırsanız bu gördüğünüz gibi içi şişiyor ve balonlar aktif oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balonumuz kalkıyor arkadaşlar ve bu şekilde isterseniz siz de harekete geçebilirsiniz arkadaşlar. F'ye basarak şu şekilde daha da yükseğe çıkabiliyorsunuz. Bununla arkadaşlar istediğiniz her yere gidebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Buradaki şalteri tekrar kapattığınızda ise inişe geçiyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Hop şöyle inişe geçelim mesela burada, hop. Bununla gördüğünüz gibi istediğiniz her yeri gezebiliyorsunuz ve öyle aşırı bir şekilde hızlı da yükselmiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş aynı bir sıcak hava balonu gibi yükseliyor bu gerçekten. Çok güzel. Şöyle hafif bir inişe geçelim. Evet, gördüğünüz gibi böyle de inişe geçiyor arkadaşlar. Hop, tekrardan düğmeye bastığınızda, F'ye bastığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi balonlarımız aktif oluyor ve hop şuradan açmam gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan rahat bir şekilde aktif olacak. Aa, bug'a girdi bu. Bu galiba bug'a girdi. Lan bug'a girdi bu. Niye bug'a girdim bu? Bu bug'a girdi arkadaşlar. Ben normalde böyle olmuyor. Niye böyle oldu bilmiyorum. Videoya şanssızlık, yapacak bir şey yok. Videoda şanssızlık oldu. Dur ben bunu tekrar loadlayayım. Niye böyle oldu bu ya? Evet arkadaşlar, az önce fail oldu. Niye öyle oldu bilmiyorum. Hiç ilk defa videoda oldu bu arada. Yani balonu yaparken herhangi bir hata da olmadı. Bakın şu an düzgün duruyor. Süspansiyon şu an düzgün duruyor. Az önce niye öyle oldu bilmiyorum. Evet. F'ye basıyorum ve hop içteki balon şişiyor şu anda. Hop çok güzel ve evet güzel. Harekete geçiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde siz de harekete geçebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel. Gerçekten aşırı iyi. Daha sonra tekrardan F'ye bastığınız zaman da inişe geçer arkadaşlar şu şekilde. Hop gördüğünüz gibi gayet basit ve rahat. Daha yavaş inişe geçirmek istiyorsanız arkadaşlar şalterleri kullanabilirsiniz. Şalterler sayesinde daha yavaş inişe geçecektir. Bakın şalteri şu anda açtım arkadaşlar. Hop böyle hem çıkma hızı yükseldi. Şimdi tekrardan F'ye basarsam daha yavaş iner arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bakın şu anda daha yavaş inişe geçti. Daha stabil, daha sabit gidiyor arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Hop şu şekilde kapatalım. Allahu Ekber. Dışın. İşte böyle. Evet gerçekten çok güzel bir sıcak hava balonu oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama kesinlikle Türk bayrağını koyun yoksa sizi döverim. Türk bayrağını koyun. Yabancılara Türk olduğumuzu gösterelim arkadaşlar. Türk bayrağını koyalım ya. Şu oyuna Türk bayrağını gösterebildiğimiz kadar gösterelim arkadaşlar ya. Neyse o zaman millet, bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.